Dostlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere market yapısını okumak adına birkaç indikatör göstereceğim. Üçünün de güzel olduğunu düşündüm üç tane indikatörüm var. Bunları kendimce kombinledim. Video başlamadan önce laf çok uzatmak istemiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şimdi öncelikle tradingview.com'a girdik arkadaşlar. Bazı yorumlar gördüm hangi işte siteden grafiklere bakıyorsunuz tadında. Trading view kullanıyoruz arkadaşlar. Başka tabi siteler falan var ama onları tercih etmiyorum. TradingView'un arayüzü de güzel. Onun dışında 4 saatlik grafikleri anlattım ama bugünkü anlatacağım strateji bütün zaman aralıklarında kullanabileceğiniz bir strateji. Dilerseniz hemen indikatörlere geçelim. İlk indikatörümüz şu şekilde Fraktal Break. Bu şekilde yazdığımızda çıkıyor mu? Çıkması lazım. Evet. Fractal Break Imbalance. Fair Value Gap. Buna bir kere tıkladık arkadaşlar. Şimdi yüklenmesini bekliyorum. İnternete bakayım. Evet internet biraz sıkıntılı olabilir. Tamamdır geldi. Bu şekilde ayarlarına girdim. Öncelikle stil kısmından bunun ikisini kapattım arkadaşlar. Girdiler kısmına geldim. Kusura bakmayın bugün biraz keyfim yok. O yüzden böyle sesim her zamankinden farklı oluyor olabilir. Onun için özür dilerim şimdiden. Buradan Show Market Structure Breakouts'u açtım arkadaşlar. Burası body olacak. Periyodu 14 olarak güncelledim. Style'ı yani çizgi stilini sol yaptım arkadaşlar. Solid yani kesiksiz düz çizgi anlamında. Buradan sırayla gösteriyorum. Bunu yeşil yaptım. Bunu da kırmızı yaptım. Ardından şu aşağıdaki iki tiki de kapattım. Onun dışında da yapacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam dedim. Şimdi bu Fraktal Breaking Balance nedir? Fraktalların kırılım noktaları arkadaşlar. Fraktallar nedir? Piyasanın salınım yaptığı noktalarda oluşan tepe veya dipler Bunlar bizlere Fraktal noktalarını gösteriyor. Pivotlara göre hesaplanıyor diye tahmin ediyorum. <laughs> Tam emin değilim. Ama zigzag da mesela Fraktallara örnek olabilir. Repaint yapmıyor arkadaşlar. Ee, e, ne diyor? Breaking yani balance. Ya imbalance, balans bilirsiniz zaten araçlardaki rot balans ayarı da düşünebilirsiniz. Imbalance da yani dengesizlik gibi bir anlamı var. Yani tam kırılım noktalarının dengesizliği. Bu şekilde fraktal eğer yukarı doğru kırılıyorsa bizlere bir long sinyali, aşağı doğru kırılıyorsa short sinyali, yukarı kırılıyorsa long sinyali veriyor. Ama mesela buradaki long sinyali güzel görünürken yani fiyat yükselmiş bakalım yüzde kaç yükselmiş burada kırılımdan sonra. Şuradaki tepeyi alayım. Tabi 4 saatlik grafikte olduğumuz için yüzde 33. Ama mesela buradaki kırılımdan sonra bunu kapanışında işleme girseydik çok karsız bir işlem olacaktı. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun için bir indikatör daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Önceki videolarımda da göstermiştim. Price, Momentum, yazdığımız zaman çıkacak zaten. Price Momentum Osilatör. Bakın şöyle yıldız koyayım. Daha net görünsün. everget tarafından tasarlanmış. Bunu da bir kere tıkladım. Yıldızı kaldırayım. Şimdi kalabalık yapmasın. Bunu da ayarlarını değiştireceğiz. Girdiler ayarlar kısmına geldim. Girdiler kısmında birinci yumuşatma uzunluğunu yani First Smoothing Length 144 yapıyorum. 144 Fibonacci sayısıdır arkadaşlar. Bu şekilde deneyebilirsiniz. İkinci yumuşatma aralığını 200 yapacağım. Şu şekilde. Sinyal uzunluğunda 45 yapıyorum. Ardından e, Apple Ribbon var ya Apple Ribbon Filling. Bunu açıyorum. Bakın daha güzel görünecek şimdi. Evet bu şekilde olacak. Stil kısmına geldim. Buradan bunlar kalacak. Bunlar da kalacak. Şunun ikisini kapatabilirim. Sıfır çizgisi dursun. Hatta beyaz yapayım. Bizim için önemli. Onu da anlatacağım. Hatta şöyle düz çizgide yapalım. Ardından tamam dedim. Şimdi dostlar şu şekilde oluyor. Diyelim bir fraktal oluştu ve fraktal yukarı doğru kırıldı. Ardından bizim PMO indikatörümüz yani fiyatın momentumunu gösteren indikatörümüz. Bakın sıfır çizgisi burada görünüyor şu an. Bu şekilde hareket ettiğimde aşağılara gelir mi? Neyse o durumu da göstereyim geldiği durumları. Diyelim mesela yukarı doğru kırıldığında bizim PMO'muz da yeşile dönerse yani momentumun da yukarı yönlü olduğunu anladığımız gibi biz buradan bir alış pozisyonu alabiliriz. Yani bir long işlem girebiliriz. Bakın mesela burada da aynı şekilde. Ancak mesela burada kırmızıdayken bir kırılım gelmiş ve fiyatın yükselmediğini görebiliriz. Ardından bir kırılım daha gelmiş. Ardından yeşil olmuş bakın momentumumuz ve fiyat yükselmeye devam etmiş. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. 4 saatlik değil ama 15 dakikalığa da bakalım. Mesela şu şekilde momentumumuz kırmızıyken Bakın mesela burada fraktal aşağı doğru kırılmış ve momentumuza baktık kırmızı. Bu bizim için onaylı bir short sinyali oluyor arkadaşlar. Yani short işlem açabiliriz buradan. İki yönlü olarak anlatıyorum. Hem long hem short açısından. Çünkü sadece hisse senetlerinde değil. Kripto varlıklarda ya da forex'te de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru kırılımlarda short açabiliriz. Mesela burada da short açabiliriz. Fiyat bir, bir, tık yükselmiş ancak ardından düşmeye başlamış. Peki hocam burada niye yükselmişti? Burada yükselmemiş mesela kırılımdan sonra. Arkadaşlar şöyle bakın. Şurası sıfır çizgimizdi değil mi? Momentumun sıfır çizgisinin altında olması da bizler için sinyalimizin kalitesini arttıran bir şeydir. Yani momentum sıfırın altında ise demek ki aşağı yönlü bir baskı daha büyük demektir. Şu şekilde yeşil momentum sıfır çizgisi bakın beyaz çizginin üzerindeyse kırılımlarımızda daha yüksek karlar elde edebiliriz. Bunlara ek olarak bir indikatör daha ekleyeceğim. Bunu da göstermiş olalım. Biliyorsunuz ben hareketli ortalama hastası birisi olarak bunu da göstermek istedim. Corrected Moving Average. Bir kere tıkladım arkadaşlar. Corrected yazdığımda önüme gelecek zaten. Böyle bir görüntüsü var. Bu da bildiğimiz bir hareketli ortalama. Buradan girdiler kısmına giriyorum. En sevdiğim ayar olan uzunluğu 200 olarak değiştiriyorum. Ardından şuna da tıklayabilirim. Daha güzel görünmesi açısından Highlight yani arka planı bu şekilde değiştirecek. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ne oldu? Üçüncü bir teyit sinyali daha eklemiş olduk dostlar. Bakın 15 dakikalık grafiklerdeyim. Türk Hava Yolları hisse senedi üzerine anlatıyorum. Diğer hisselerde de çalışır mı? Evet çalışır. Şu şekilde olacak. Bakalım. Momentum mu sıfırın üzerine geçmiş ve yeşil. Ardından bizim e, hareketli ortalama doğrulama sinyalimiz de yeşil olmuş bakın. Yani corrected moving average doğrulanmış bir hareketli ortalama tadında bir şey anlamı var. Şu şekilde ardından bizim fraktalımız yukarı doğru kırıldığı noktada bakın fiyat ne güzel yükselmiş. Mesela şu noktada Yat aşağı doğru kırılmış fraktalımız kırmızı momentumumuz kırmızı ancak bizim hareketli ortalamamız hala yeşil olduğu için bir nebze yükselmiş ardından piyasa yataya bağlamış. Bakın burada Tabi sonralarında momentum sıfırın altına inmeye başladığı yerlerde tekrardan e, ne olmuş fiyatlar düşmeye devam etmiş. Bakın bu kırılımdan sonra aşağı sıfırın altına doğru hareket ediyor momentum ve fiyat düşmeye devam ediyor bu şekilde arkadaşlar. Mesela 30 dakikalık grafiklere bakalım. Her zaman aralığında çalışır arkadaşlar. E, şu şekilde. hani Şuralarda bizim hareketli ortalamamız e, kırılımları onaylamıyor bakın hareketli ortalama kırmızı momentumu sıfırın üzerine çıkmış momentumun sıfırın üzerine çıkması arkadaşlar bizim için gerçekten güçlü bir doğrulayıcı sinyal oluyor ardından kırılım geldiğinde bakın burada da aynı şekilde kırılım geldiğinde momentum sıfırın üzerine çıktığında fiyatların bu şekilde yükseldiğini görebiliriz ki burada kar oranları da düşük değil arkadaşlar yüzde gibi kar oranları var eğer kaldıraçla girilseydi diyelim 10 kaldıraç yüzde gibi bir kar yapıyor bizler için ancak şu şekilde de bakalım olaya Bakın burada iki tane teyidimiz vardı. Momentum yeşil ve sıfırın üzerinde. Fraktal yukarı doğru kırılıyor ancak hareketli ortalama doğrulamıyor. Şuraya bakalım. Momentum kırmızı ve yavaş yavaş sıfırın altına inmeye başlamış. Kırılım gelmiş. Ve hareketli ortalamamız da kırmızıda. 3 tane teyit birden var burada arkadaşlar. Ve buradaki kar oranına bakalım. Bakın en diplerine kadar bakalım hatta. Şuralara kadar yüzde %16 yarım saatlik grafiklerde dediğim gibi çok büyük kâr oranları ha onları görmek istem yani o kadar taşıyabilir miyim taşımanıza gerek yok arkadaşlar taşımak istemeyenler için nerede satabiliriz hocam hareketli ortalamamız yukarı doğru kırıldığında yani şu noktalarda satabiliriz arkadaşlar ardından ya da momentumumuz yeşile döndüğünde de satabiliriz ya da yeşil bir fraktal geldiğinde yani burada bir short işlem girdik ancak burada yeşil bir fraktal geldi fiyatın üstünde burada da satabiliriz bu biraz sizin trade anlayışınıza yani pozisyonu uzun mu tutmak istiyorsanız, kısa mı tutmak istiyorsunuz, buna göre değişir. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Şöyle düşüneyim ekstradan söyleyeceğim bir şey var mı? Bunlarla ilgili yok arkadaşlar. Ha indikatörler ayrı ayrı olarak da şu şekilde örneğin yeşilden kırmızıya döndü değil mi momentumuz? Bu bizler için bir düşüş sinyalidir ve fiyat düşmüş. Bakın şu noktada gerçekleşmiş. Ve fiyat düşmüş kırmızıdan yeşile dönmesi de bir yükseliş sinyalidir tek başına. Ve bakın bu şekilde fiyat yükselmiş. Ardından bizim hareketli ortalama doğrulamamız yani bu fiyatın üzerindeki hareketli ortalama yeşilden kırmızıya dönüştüğünde yani şu noktada dönüşmüş. Bu bir düşüş sinyalidir arkadaşlar. Uzun dönemli bir düşüş sinyalidir. Bakın düşmüş. Veyahut şöyle bakalım. Bakın mesela burada. Maşallah kırmızıdan yeşile dönüştüğü noktada da bu da bizim için bir yükseliş sinyalidir arkadaşlar. Ki bakın bu noktada zaten hem sıfırın üzerinde momentumumuz yeşil hem fraktalların kırılımları var. Bakın buralarda görünüyor küçük daha yakından da bakabiliriz. Bakın burada kırılımlar var ve hareketli ortalamamız da doğruluyor. Gördüğünüz gibi üçü aynı anda doğrulanınca bu şekilde devasa yükselişler gelebiliyor arkadaşlar. %70 gibi karlar yarım saatlik periyotlarda bakıyoruz. Dediğim gibi 15 dakikadan tutun günlük periyoda kadar bakabilirsiniz. Her zaman aralığında çalışır. Evet. Bundan başka söyleyeceğim bir şeyim yok. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala abone de olabilirsiniz. Her gün bu şekilde strateji videoları paylaşıyorum arkadaşlar. Ayrıca açıklamalar kısmında telegram adresimde mevcut. Oraya da gelip istediğiniz soruyu bana sorabilirsiniz. Cevap veriyorum. Veyahut Videolarda görmek istediğiniz indikatörler varsa yorumlar kısmına yazın. Yorumların hepsini tek tek okuyorum. Onları da videolarda çekmeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir trade stratejisi videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.